Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ukrayna, Rusya başta olmak üzere son durumla karşınızdayız. Artık Ukrayna'da, Mariupol'da savaş bir bölgeye sıkışmış durumda. Azovların çelik tesisi civarında toplandığı belirtiliyor. Bununla ilgili Google Earth üzerinden uydu çalışmasını görmektesiniz. Burada büyük fırınlar var, tabii ki de endüstriyel fırınlardan bahsediyoruz. Mariupol'da savaşan Ukrayna askerleri için son durak haline gelmiş durumda. Tesisin ayrıca sayısız yeraltı tüneline sahip olduğunu söyleyelim. Büyük bir çelik fabrikası olduğu belirtilmiş. Bu kapsamda çok sayıda gelişme yaşanıyor. Bugün Rusya Hava Kuvvetleri, sabah saatlerinde Rus Hava Kuvvetleri yazıldığı gibi okursak FAB-500'lerle buraya saldırı düzenlemişti. Bu sabah erken saatlerinde şehrin üzerinde ağır bombardıman uçaklarını görmüştük. Bu füze ne işe yarıyor derseniz Suriye'de örnek bir kullanımını görmektesiniz. Rusya'ya Tupolev Tu-22M3 gerektiğinde stratejik nükleer başlık taşıyabilen uçaklarla Mariupol üzerinde saldırı düzenlenmişti. Artık Mariupol'da son durum bu şekilde. Ukrayna savaşının en yoğun olarak yaşandığı noktadan bahsediyoruz. Harita üzerinden dostlar Mariupol'daki son duruma bakalım. Görüldüğü gibi dostlar Mariupol bu bölge artık bu sitede haritayı güncellemiş durumda. Mariupol'da Ukrayna ordusunun özellikle tam bu bölgede fabrika tesisi civarında yoğunlaştığını söyleyelim. Buraya Rusya tarafından hava saldırısı yapıldığı da burada ifade ediliyor. Tupolev Tu-22M3 burada görüntülenmişti. Yine benzer şekilde batı tarafında da bir kısımda hala Ukrayna ordusu bulunuyor. Önemli gelişmelere bakalım. Çok sayıda bölgenin yine vurulduğunu görmekteyiz. Haritayı küçülterek baktığımızda Ukrayna'nın doğusunda yoğun bir çatışmadan söz ediyoruz. Yine dostlar bunun dışında hava savunma sistemlerinin bu bölgede Rusya tarafından işgal edilen noktada Ukrayna füzesini düşürdüğü haberi de servis ediliyor. Yine Ukrayna'nın batısında da birçok bölgede sirenler çalmış durumda. Son gelişmelere bakalım. Luhansk bölgesinin Zolote kasabasında Rus ordusunun bombardımanı sonucunda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralanmış durumda. Tam olarak Ukrayna'nın kontrolünde olan bölgeden bahsediyoruz. Videoları ilk kez izleyen varsa kırmızı bölgenin Ruslar olduğunu, daha doğrusu Rusların işgal ettiği topraklar olduğunu söyleyelim. Ruslar buraları almak için çatışmaya devam ediyor. Yine dostlar Saltivka'da vurulmuş durumda birden fazla yangın ihbarı geliyor. Orası da bu bölge görüldüğü gibi başkent Kiev'e yakın bölgelerde gün içerisinde sık sık vurulmuştu. Şunu söyleyelim, Rus ordusu Harkov şehir merkezini bombaladı. 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yine Mariupol üzerinde Rusya'ya Tupolev Tu-22M3'ün videosu da servis ediliyor. Ukrayna ordusu yine doğuda karşı saldırı operasyonu yürütüyor. Ukrayna'da bazı yerleri geri almaya çalışıyor. Mavi renkli kısımlarda Ukrayna ordusunun Rusları püskürtmeye çalıştığı noktalar burada havalimanının olduğunu da görmektesiniz. Bu bölge civarına Ruslar tarafından sık sık saldırı düzenleniyor. Rus birlikleri birkaç kilometre kuzeydoğuya itmiş durumda. Bu haberde bu şekilde. Harkov'un merkezinde bombardıman olduğu belirtiliyor. Harkov'u da bu şekilde göstermişler. Bunun dışında dostlar Kuban'da tarım helikopteri düştü ki bu haberin bu savaşta hiçbir ilgisi olmadığını da söyleyelim. Tarım helikopterinden bahsediyoruz. Yine bu haberin dışında Rus ordusu ilerlemeye çalışıyor. Bu hatta ilerlemeye çalıştığına dair haber paylaşılmış. Bunun dışında Pervomayskiy bölgesinde duman olduğu ifade ediliyor. Muhtemelen burası da tam olarak bu nokta hedef alındı. Burası Rus işgali altında, dolayısıyla Ukrayna tarafından vurulduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına EP-3E Ares uçaklarının Suda Körfezi'nde, yani Yunanistan'dan Girit'ten kalktı ve Doğu Romanya üzerinde görev yaptığı belirtiliyor. Tabii ki de Ukrayna için istihbarat topluyor. Bu uçakların kapsam alanı oldukça uzak mesafelere kadar etkili. Yine Ukrayna Başbakan Yardımcısı Rusya tarafından onaylanmış tek bir koridor olmadığı için bugün taliye yok açıklamasını yapıyor. Bir diğer önemli haber, şu anda Rusya'ya doğru giden Rus askeri teçhizatını taşıyan treni görmektesiniz. Belarus'tan Rusya'ya bu trenler yollanıyor. Muhtemelen daha sonrasında Rusya'nın kuzey kısmından güney kısmına gidecek. Oradan da Ukrayna'nın işgali vasıtasıyla doğrudan bu bölgeye yollanacak. Neden doğrudan Belarus üzerinden Ukrayna'ya girmiyor derseniz, Rus ordusu geçen hafta buralardan çekilmişti.
Yine araya bir haber sıkıştıralım. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri dronlarla beraber tatbikata başladığını duyurdu. Bu kapsamda Çin ordusunun drone kullanımına ilişkin yeni bir videoyu da görmektesiniz. Ülkemizden Tacikistan'a yardım yapıldığı belirtilen kısa bir paylaşım yapılmış. Yine Taliban teslim olan kişileri affedeceğini duyursa da o kişileri öldürmeye devam ediyor. Bununla ilgili haber paylaşılmış. Kısaca bakalım. Albay Kasım Kayım eski hükümet döneminde ordu personeliydi. Taliban gelince bir süre saklandı. Af kapsamında göreve çağrılınca İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. Önceki hafta tutuklandı. Bugün ise cenazesi ailesine veriliyor. Resmi makamlar henüz bir açıklama yapmamış durumda. Terör örgütü YPG-PKK işgal ettiği Münbiç'te yakıt sıkıntısına sebebiyet veriyor. Halk yakıt bulamazken terör örgütü petrolü ABD ile beraber Irak'a kaçırıyor ve Irak ayrılıkçı bölgesel yönetimi de bu petrolü satıyor. Bunun dışında dostlar, Hint Okyanusu kıyısında Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da binlerce dinleyicinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenleniyor. Al-Hikma Vakfı tarafından Darüsselam şehrinde Benjamin Mikama Stadyumu'ndan görüntüler görmektesiniz. Tanzanya Başbakanı, Tanzanya, Uganda, Burundi ve Ruanda gibi ülkelerden müftüler de buraya katılıyor. 22 ülkeden yarışmacının katıldığını söyleyelim. Yarışmayı kazanan Kongolu Brazzaville Tima Bouna'ya 8600 dolar para ödülü veriliyor. Yine Japonya'da Müslümanlar Ramazan coşkusunu Tokyo Camisi'nde yaşıyor. Tokyo Camisi imamı Hatibi Çınar, oruç nedir sorusuna cevap aramak için oruç tutan Japonlar var açıklamasını yapıyor. Ramazan'da 10 ila 15 bin kişiye camide iftar verilmesinin planlandığı da not düşülmüş. Hoşça kalın. Çünkü hafta sonları ve cuma, cumartesi, pazar en yoğun olduğu zamanlar. Burada ortalama 500-600 kişi baz aldığımızda hafta içi de 300 ila 400, bazen bu 250, hava şartlarına göre durum değişebiliyor ama tahminen en aşağı 10-15 bin arası insan Tokyo Camisi'nde iftarla buluşmuş olacak. Burada tabii ki sponsorlarımızın desteği çok önemli. Yurt dışından ve yurt dışından bize destek oluyorlar ve burada iftar veriyorlar. Bir iftarda senden olsun kampanyası çerçevesinde hareket ederek bize desteklerini gönderiyorlar. Biz de o gelen desteklerle beraber temin ettiğimiz yiyecekleri, Türk aşçımız vesilesiyle yapılan gıdaları, yemekleri, Türk yemeklerini misafirlerimize ikram ediyoruz. Onlar da burada. Bu salon aynı anda 140 kişi alıyor. Ama tabii ki namazdan önce gayrimüslim Japonları ezanla beraber misafir ediyoruz. Sonra namazla beraber yukarıda namazını kılan kardeşlerimiz aşağı geliyor. Bir sirkülasyon devam ediyor sürekli. Haliyle yemeğini bitiren kalkıyor, sırasını diğer kardeşine veriyor. Bu şekilde dediğim gibi 500-600 kişi